Drill. Evet abi attığınız mesajlarda, yazdığınız yorumlarda abi drill göster, drill göster. Neymiş lan bu drill diye baktım. Anladım ki rap müzikmiş esas. Ee, ben işte bir 80'ler çocuğu olarak benim için her türlü rapin olduğu şey rap müziktir. Rap metal de bir nevi rap müziktir. O yüzden çok fazla alt canlılığa girmediğim için beni affedeceksiniz. Ama e, anladığım kadarıyla bu drill müziğin bazı estetik, şeyleri var. Ee, bazı mihenk noktaları var gibi söyleyeyim. Mesela rock müzikte nasıl gitarlar varsa, davullar varsa, işte synth wave'de varsa, bu drill tarzı rap'te de belli başlı bazı öğeler var. Şimdi esas bahsetmek istediğim şeye gelmeden önce şöyle bir girizgah yapayım. O da şu, birçok rapçi arkadaş diyeyim, genelliğim internetten işte YouTube'dan veya işte beat satan sitelerden ücretsiz başkaları tarafından yapılmış, yurt dışında yapılmış ...genellikle de burada da yapılmış fark etmez... ...beatler alıyorlar. Buradaki önemli kriter şu... ...beatleri yapan... ...producer ile herhangi bir iletişimleri... ...genellikle pek olmuyor. O yüzden internetten, YouTube'dan buldukları... ...beatlerin üzerine söz yazıyorlar... ...okuyorlar, kaydediyorlar vesaire. Şimdi iş bunu... ...kaydetme aşamasında kalsa problem yok ama... ...bunu yayınlama aşamasına geldiğiniz takdirde... ...şimdi... Ahmet Aldo Beat YouTube'dan indirdi üstüne söz yazdı. Mehmet gitti aynı şey yaptı. İşte Banu gitti aynı şey yaptı. Ayşe gitti aynı şey yaptı. Elimizde aynı altyapıya değişik değişik sözler yazan, değişik eserler olmuş olsa bile aynı altyapıyı kullanan belki 20 tane şarkı var. Herkes bunu Spotify'dan yayınlamaya kalktığı takdirde ne olacak? Spotify diyecek ki hop bir dakika burada siz aynı altyapıyı kullanmışsınız. Nasıl oluyor bu? Şimdi elbette ki burada yapılması gereken şey bu beat yapan insana ulaşıp... ...ondan sonra kardeş ne bunun bize şeysi, maliyeti? Ondan sonra al 100 dolar, 80 dolar neyse artık oradaki istediği para. Bana bunu ver. Benim olsun. Bu başkası da kullanamazsın Ondan sonra siz artık onun üzerinde hak iddia etme şansına sahip oluyorsunuz. Spotify'a yüklediğiniz zaman diyorsunuz ki bak kardeş burada benim muvaffakatnamem var. Karşı taraftan aldım. Bu benimdir diyorsunuz. Ama işin sıkıntılı tarafı şu... E, ...bu işler büyük oranda otomatiz olduğu için... ...Mehmet'in bugün size sattığı beati... ...geçen sene birisi kaydedip YouTube'a koyduysa bile... ...Spotify'a koyduysa... E, ...adam zannedecek ki Spotify YouTube... ...bunu orijinal olarak... E, ...gitti mic yaptı diyecek. Siz gene uğraşacaksınız. O yüzden benim size önerim... E, ...ve burada da birazdan göstereceğim şey şu... E, ...internetten yine beatleri kullanın... ...beatlerin üzerine söz yazın... ...şarkılarınızı e, olgunlaştırırken bu beatleri kullanın... ...ama şarkı yayınlama aşamasına geldiği zaman bu hazır beatleri kullanarak yazdığınız şarkının sadece vokal kısmını, şan kısmını alın. Altındaki beati YouTube'dan indirdiğiniz beati kullanaraktan, onu baz alaraktan yeni bir beat şeklinde yarattıktan sonra yayınlayın. Bunu da nasıl yaptığımızı birazdan size göstereceğim. Şimdi bir tane projem var. Bu bana Instagram üzerinden ulaşan bir arkadaşın yaptığı bir demo proje. Ondan sonra ben bana dedim ki kanalları at, vokalleri at. Ondan sonra şeyleri de at. Ee, ne onun ismi? Beat'i de at. Ondan sonra ben bunun üzerinde bir çalışayım. Şimdi ben beat'i aldıktan sonra ilk yaptığım iş şu oldu arkadaşlar. İlk aşamamız beat'imizi bileşenlerine ayırmak. Şimdi bunu yapan değişik yeni programlar var. Ama ben e, bir süredir izotop RX'i kullandığım için bunu kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi bu komple mix'imiz. Bunu çalmayacağım çünkü telif vesaire atmasını istemiyorum bu beat'i yapan arkadaşın. Ama e, çok basit bir şekilde size göstereceğim ne yaptığımı. Burada e, bunu seçtikten sonra burada Music Rebalance diye bir modül var. Onu açıyorsunuz. Ondan sonra burada fader'lar var. Şimdi burada yaptığımız şey şu arkadaşlar. Ben şu other'ı sıfıra çekiyorum. Diğer hepsi infinitete kesiyor. Ve ben bunu render ediyorum. Bu çalışıyor. Ve double, vokal, bas harici bütün enstrümanları Ayrı bir stereo dosya olarak bana izole ediyor. Sonra aynı şeyi bunu kapattım. Perküsyon dedim. Bu da davulları izole ediyor. Davulları izole ettim. Aynı şeyi bas gitar için yaptım. En son da vokal için yaptım. Şimdi vokal yok beatle ne alaka diyeceksiniz. O da şu. Vokal normalde normal pop müzikteki e, vokalleri izole etmek için kullanılan modül olsa da bu e, drill tarzı müzikte anladım ki vokallerden devşirilmiş sample'lar, melodiler kullanılması çok yaygın. O yüzden o sample'ları other yakalayamadı. Ama vokal algoritması yakaladı. Her neyse elimizdeki bütün algoritmaları kullanarak biz bunu ayırıyoruz. Esas amacımız zaten burada ayırmaktaki. Studio One'a döndüğümüz zaman size şöyle göstereyim. Burada Drums ISO kanalımız var. Bu benim az önce ayırdığım. Şunu mesela şey yapayım, sarı yapayım görürsün. Bu biraz önce benim ayırdığım ee, arkadaşın gönderdiği beat'teki davullar şu şekilde duyuluyor. Aynen. Şimdi ben bunu kullanmayacağım. Ben bunu kullanarak yeni bir beat yazacağım. Şimdi ben bunu mute ediyorum. Ondan sonra şöyle büyütüyorum. Şimdi duyuyorum ki ben burada işte böyle bir çak 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 diye off beat çalan bir ritim var. Ondan sonra kick var, snare var. Arada da böyle e, yüksek şeyli notalı işte 16'lık, 30'lık neyse artık böyle trap şeysine benzer, hayetlerine benzer bazı efektler var. Şimdi ben şunu yapıyorum. Gidiyorum sample kütüphanemden bu şarkıya uygun işte hi hatler işte snare'ler, kick'ler vesaire buluyorum. Ve bu üstteki izole ettiğim davulu kullanarak bunları yerleştiriyorum. Ne zaman orijinal altyapıda beat'te kick vursa ben buradan şuradan getirip işte ...fazdan bir tane şey bulup güzel bir kick bulup veya da işte snare bulup neyse şuraya sürükle bırak yapıyorum. Bakınız burada her kick vurduğunda şunlar kick. Şurası kick. Vurduğunda kick'i koydum. Snare vurduğunda snare'i koydum. Gelelim burada kick vurduğunda kick'i koydum. Snare vurduğunda snare'i koydum. Bu şekilde. Ondan sonra bütün groove'u ben burada birebir taklit ettim. Şu şekilde. Sonra bir top loop buldum. Top loop'um da şöyle. Bu da bir hi-hat şeyi, loop'u. Ondan sonra arada dediğim e, trap şeyleri vardı. tarzı şeyler vardı. Onlarda da bir snare e, sample'ını aldım. Şöyle 8 kere şey yaptım. E, 16'lık notalarda, 16'lık, 32'lik notalarda copy paste yaptım. Ondan sonra şöyle bir fade in çizdim ona. Ondan sonra belli başlı yerlerde kickten önce ya da snare'den önce vurmasını sağladım. O da şu, bu. Şimdi benim beat'im şu şekilde geliyor. Böyle devam ediyor. Şimdi bu groove olarak, tempo olarak, ondan sonra tarz olarak benim izole ettiğim e, orijinal beatteki beat'e çok benziyor. Şimdi buna ek olarak. Bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi orijinal şu şeyi mesela offbeat vuran e, groove'u çok beğendiniz ve onu saklamak istiyorsunuz. Onu tutmak istiyorsunuz ama tam da e, copy paste yapmak istemiyorsunuz. Mesela şöyle bir dörtlük şey yaptık. İzole ettik diyelim. Onu aldım. Şuraya kopyaladım. Ondan sonra Studio One'da güzel bir özellik var. Bunu e, ee, mesela 16'lık bir grid ayarlıyorum şuradan. Quantize ayarından. 16'lığı ayarladıktan sonra 16'lığı ayarladıktan sonra buna seçtikten sonra sağ klik diyorum. Ve şurada audio'yu ya da event'i miydi? Event'i split at grid diyorum. Bu da ne yapıyor biliyor musunuz? Her 16'lık da buna bir kesik atıyor. Bunların hepsini ayrı dosyal olarak, eventler olarak ayırıyor. Sonra bunu alıyorum. Impact'e. Impact biliyorsunuz şeyin davul makinesi. Stüdyonun davul makinesi. Ondan sonra alt tuşunu seçerek. Yoksa shift miydi? Evet shift tuşunu seçerek. Bakın spread samples across multiple pads diyor. Bunu ben burada shift tuşuna basılı tutup bıraktım da. Bu 16 tane ayrı dilimi. şeydeki impact'teki 16 tane pad'in üzerine sırası yerleştiriyor. Şimdi bu ne işime yarıyor benim? Ben Impact'i açtıktan sonra sırayla bunu çaldığım takdirde 16 tane pedi teker teker sırayla 16'lık notalar halinde çaldığım takdirde birebir şu üstteki dilimi çalıyor. Peki ben bunu niye yaptım? Bunu alıp böyle copy paste yapsam olmaz mıydı? Olurdu. Ama ben şunu kullanmak istedim. Impact'te güzel bir özellik var. O da şu variation özelliği. Şimdi ben Impact'i böyle birden 16'ya kadar sırayla çalabilirim. Veya işte bunun yerini değiştirebilirim. Şu şekilde veya işte varyasyonlar yazabilirim. Veya şurada bakın güzel bir özellik var. Burada mesela probability'si var bunun. Probability demek olasılık demek. Yani şu 15. adımdaki şu G1 notasını %100'e set edersem her seferinde vuracak demek. Ama %50'ye %45'e set edersem çaldığı her tekrarın yarısında vuracak demek. Ben burada mesela atıyorum şunu da buraya ekleyebilirim. Şunu da %50 yapabilirim. Belki bunlar ikisi beraber vurur. Belki bir tanesi diğerini yerine vurur. Bu da bana ne veriyor? Şu statik bir barlık loop'u ben atabiliyorum. Onun yerine burada varyasyonlu bir impact performansı yerleştiriliyorum onun yerine. Yani şunun yerine şu benim arakladığım loop. Bakayım şurada hi de geliyor üstten bunları kapatalım. Insert'leri de kapatalım. Şu benim arakladığım loop, orijinal beat'teki loop. Bunu ben loop edebilirdim şöyle. Ama bunun yerine ben birazcık daha farklı, birebir aynısını da çalabilirim bu arada. Insert'lerini kapatalım. Şu geliyor. Bu da biraz varyasyon katmış olacak altyapımıza. Şimdi bunu da ekleyerek davullarımızı çalarsak şöyle bir resim çıkıyor ortaya. Şu impact'i de ekliyorum. Ondan sonra bunları da kopyalayalım. Mesela şurada altyapıda bir şeylik var. Duruyor. 25'te 27. barlar arasında. iki bar boyunca duruyor. Ben de duruyorum. Hop durdum. Ondan sonra şuradan kopyalama yapalım. Ondan sonra şöyle mesela bu varya sonuçumuza gitmedi mi? Şuradan mesela variation 2 dedik. Buradan dedik birinci variation dedik. Buradan dedik ikinci variation. Neyse artık böyle böyle ben bunları çeşitlendirebiliyorum. Şimdi beraber dinleyelim şöyle bir şey çıkıyor ortaya sadece davullarım yani benim yaptığım e, ikame davulları. Okay. Sonra tabii ki de aynı şeyi <laughs> bas için de bas yaptım. Bası izole ettim. Bu şeydeki bas, beat'ten gelen bas. Şöyle bir bas var burada. Okay. Ben bunu synthesizer'larla şu şekilde duplik ettim. Bakın hemen hemen aynı yerlerde vuruyor MIDI notalar. Bakın şöyle. Biraz farklı bir melodi çaldım haliyle. Ama mesela re minör tonundaydı şarkı. Re minörü korudum. Tabii ki de solay alacaktık. Mesela burada çalmamışım ama. Gibi. Burada iki tane basım var. Bir tanesi sintezazi biraz daha geniş, biraz daha distorted. Ondan sonra onu da mojito ile yaptım. Ondan sonra şurada da sub basım var. Bu da Mai ile tamamen bir sine wave üzerine çalışan çok basit bir sub bas. Hiçbir e, özel efekti yok. Sadece burada ducking var. Kickle duck ediyorum şeyi. Bas gitarın bas kısmını. Bas gitar değil tabii de bas sintezajının bas kısmını. Kickle duck ediyorum. Yani kick her vurduğunda bu aşağı iniyor. Çünkü kickler de çok sablı. E, bu bas da sablı. Üst üste bindiği takdirde orada bir abartı olacak. Onu istemiyoruz. Ondan sonra bir de işte EQ var. Bir de küçük hoparlörlerde, telefonlarda duyulabilmesi için sabların arbas koydum. Bu da ne yapıyor? Alt frekanslardaki temel frekansın üst harmoniklerini size kazandırıyor ki küçük hoparlörlerde de bu basın çaldığı şeyler duyulabilsin. Ondan sonra aynı şekilde bu Vox Iso ve Others Iso dediğim e, orijinal bit'teki enstrümantal altyapıları da taklit ederek alttan şöyle bir enstrümantal altyapı yazdım. Yani benim orijinal beatten, YouTube'dan indirilen orijinal beatten arakladığımı söyleyebileceğimiz beat aşağı yukarı şuna denk geldi. Şuradan şeyleri açalım. Şöyle. Bunların da çoğunu Slate Dijital'in aboneliği var bende daha önce bahsetmiştim. Onlar sık sık böyle sample pack'ler yayınlıyorlar ücretsiz. Onları da indiriyorum ben bir gün lazım olur diye. Aslında normalde benim çok fazla şey yaptığım bir müzik tarzı değil bu. EDM'ler, hip hop'lar vesaire. Ama orada kısa bir aramayla çok kolay bir şekilde hem davul sample'larını hem de bu tarz işte loop'ları buldum. Elbette ki mesela biraz şey yaptım. Ne onun adı? Kurcalama yaptım. Mesela şu gitar şeysini örnek göstereyim ben size kanalına. Şimdi normalde bu gitar loop'u şöyle bir şey. Ben bunu öncelikle fa Filter'la altına aldım. Basslarını istemiyoruz çünkü. Sonra yine Slate Digital'le gelen, abonelikle gelen Murda Melodies diye tam olarak bu işler için tasarlanmış bir e, plugin var. multi effect plugin'i var. Bu da bir beatmaker'ın yaptığı bir plugin diye biliyorum ben. Şöyle bir e, preset'i kurcaladıktan sonra Pitch'i de 24 semiton yani tam 2 oktav yükselt çek şekilde yaptıktan sonra şöyle bir netice geliyor. En son da bunu dedim tam ortadan gelmesin biraz haz efektini kullanaraktan sağa sola yayalım. Bu da yine Slate dijitalle geliyor. Mesela Benzeri bir şekilde bu e, arakladığım loop'tan yaptığım impact performansında da bir takım efektler kullandım. Onları da size göstereyim. Bunları kabak gibi var olduğu şekilde bırakmadık. Mesela bu Arturia'nın e, Filter Mini plugini çok güzel plugin. O da şunu yapıyor. E, Mini Moog Synthesizer'ın üzerindeki filtre section'ı bir plugin olarak kullanabileceğiniz hale getirmişler. İstediğiniz kaynağı onun üzerindeki filtreyi ve otomasyonlarını, sekansını vesaireyi kullanabilir hale geliyorsunuz. Bunu açtığım zaman şunu modüle ediyorum. Şu cutoff frequency yani ee, low pass filtrenin başladığı ve bittiği yeri böyle yavaş yavaş hareket ettirebiliyorum. Şöyle oluyor. O da şuradan bakın 2 ile işte 5 arasında dolaşıp duruyor bu ayar. Ondan sonra bunun üstüne bir de panman ekledim. Bu da sağ sol yapıyor şeylerimizi. E, göndermiş gönderdiğimiz sinyali hızlıca ve random bir şekilde. Ondan biraz daha hareket katıyor. En sonunda bir repeater delay ile hafiften böyle off beat bazı şeyler verdim ee, vuruşları tekrar ettirdim. biraz daha. Yine. Evet. Ondan sonra altyapıları yaptık. Peki. Vokalleri ne yaptık? Şimdi vokalleri arkadaş bana gönderdi. Ondan sonra burada bir sürü... E, ...üç kere okumuş vokal var. Şimdi şu kanalları... E, ...öncelikle mix'e girmeden önce... Yani bunu rapçilere söylememek lazım aslında ama e, duble okunan vokallerin orijinal vokalleri tam olarak tutturduğuna emin olmamız lazım. Yani e, orada bir karambol olmaması lazım. Söylenen kelimelerin birbirine karışmaması lazım. Şimdi burada mesela ham vokalleri açıyorum. Şunu bir dinleyin. E, şunu şunu kısabiliriz. Onda referans olsun diye YouTube'dan şeyden bulmuştum, Spotify'dan bulmuştum neye benziyormuş bu drill'in loudness'ı, tonal balansı vesaire diye kontrol etmek için. Evet mesela şu ilk verse'ün 3 lokummuş sözleri. Kafa may, pres uçarım hep gökyüzüne Agallarla pesifa vuruşlar 90 konuma tamam Sen keyfine baksan sür kırmızı Bakın şurada özellikle şu ilk iki barda Kafa may, pres uçarım hep gökyüzüne Agallarla pesifa vuruşlar 90 kurnuma... Veya şuna bakalım bakıştık fizik numara takıldım ana aç ağzını geliyor pasta Melezman itti harbiden paraya hasta Agaların cepleri doluysa hatunlar uçak... Şurada mesela Agaların cepleri doluysa hatunlar Kucak Evet bu böyle olmaz Bunu ne yapıyorum Yani bu Şöyle Bunun kolay yolu var Bir de zor yolu var Kolay yolu Vocaline kullanmak Onu nasıl yaptığımı size göstereyim Edit with Revoice Pro diyorum. Ben de Revoice Pro kurulu buradan ara iki teknolojisini kullanarak Revoice Pro'ya bu üç kanalı atıyor. Ondan sonra bu üç kanal buraya geldi. Şimdi ben diyorum ki birinci kanalı kullanarak onu referans alarak sen bu ikinci ve üçüncü kanalı birinciye uydur diyorum. Çünkü aynı şeyi okuyorlar. Birinci kanalın zamanlamasını referans al. İki ve üçü ona uydur diyorum. Diyorum ki guide verse 1. Ondan sonra dub verse 2. Şimdi burada iki tane kanal olduğu için burada da number of processes 2 yapıyorum ki biri bittiği zaman hemen o öbürüne geçsin. Bunu teker teker yapabilirsiniz ama zaman kaybı gerek yok. Burada mesela 20 tane olduğu takdirde birinciye bakarak 19 tanesini düzelt dediğimiz noktada burada 19 tane seçiyoruz şeyi number of processes'i bırakıyoruz. O böyle 10 dakika sonra bitirmiş olarak geri geliyoruz. New process diyorum. Evet bunu hep yapıyor. Şöyle yapacağız. Tekrardan seçiyoruz guide'ımızı. New process diyorum. Bakın burada iki tane yeni kanal yarattı. Bu kanallar hali hazırda otomatik olarak Studio bana tekrar senkronize edilmiş durumda. O yüzden senkronize ettiğimiz kanalları duyabilmek için buraya geliyoruz. Bakın. Uzaktan bir bakıştık numara takıldım ana pasta harbiden parayı hasta Agaların cepleri doluysa atunlar kucakta Bakınız nasıl hemen oturdu Manitta harbiden parayı hasta. Agaların cepleri dolayısıyla hatunlar kucakta. Bunu yapmazsanız arkadaşlar ne yaparsanız yapın. EQ vesaire falan bunlar olmaz. Edit'i yapmak zorundayız. Şimdi bunun bir de zor yolunu göstereyim size. Zor derken zorluğu tamamen mevzunun amelilik olması. Oturup manuel olarak yapacağız. Şimdi diyeceğiz ki arkadaş sen bu birinci kanalı şey olarak kullanıyorsan guide olarak yani baz olarak kullanıyorsan burada şu e, neymiş bunun İngilizce'de bend tool 7'ye basarak klavyenizden bend tool'u kullanarak buraya şey başlarına e, hece başlarına böyle şeyler atıyorsunuz. Şu şekilde. Ondan sonra bunları attıktan sonra işte ee, özellikle sert sessizleri yakalamaya dikkat edin. Çünkü onlar birbiriyle çok e, örtüşmediği zaman rahat duyulan seslerdir. Bunları ondan sonra sağa sola çekiştirerek üsttekine uydurmaya çalışıyorsunuz. Böyle. Baştan sona kadar teker teker başlıyorsunuz bunları. İster sadece çok karambol olan yerleri düzeltin. ister teker teker önce birinci vokali şu e, şeylere uydurun. İşte 16'lık gridlere uydurun. Tamamen ona e, uygun şekilde okuyor olsun. Ondan sonra alttakilere ona uydurun. Veya işte ilk vokalin şeysini doğal e, akışını baz olarak kabul edin, diğer iki vokali ona uydurun. Ama her türlü bu üç vokalin senkron bir şekilde heceler birbirle e, çarpışmayacak şekilde duyulabilmesi lazım. Ben bunu geldim, bu şeylerimizde projemizdeki ana vokallerin tamamına yaptım. Şu üç vokal birbirle senkronize edildi, revoice kullanarak, vokalain kullanarak. Şunlar aynı şekilde ve şunlar aynı şekilde. Ondan sonra şu tek başına olduğu için bunu ellemiyorum. Bunlar da adlib dediğimiz işte bu drill müzikteki aradan gelen cevaplar işte aradan böyle zenci abilerin şey yaptığı e, laf attığı şeyler tarzı adlibler olduğu için bunlara da bir şey yapmadık. Şimdi bunları ben hepsini bir vokal basına gönderdim. Ondan sonra burada vokal üzerinde çok fazla bir e, işlem yapmadım. Bakın sadece böyle low midlerde biraz birikme olduğu için bu low midleri kapattım. Esas vokallerin e, bu en azından kayıttaki vokallerin problemi şuydu. Patlamalar çok fazlaydı. Şimdi tavır olarak sert bir tavırla okuduğu için ağızdan çıkan nefes miktarı da fazla. Ve P işte e, B ondan sonra bazen G, D sesleri mikrofona hava üflediği için bunlar patlıyorlar. Şimdi Arix'in Deplosif plugini bunu çok rahatlıkla şey yapıyor, çözüyor. E, hepsine bundan koydum. Ondan sonra da şurada, pardon, şurada vokalde bir düzeltici EQ koydum en son. Fokaldeki mix oturmak için ve limiter'la e, en tepe peak noktalarını yakalamaya çalıştım. Şimdi burada neden böyle yaptım derseniz çünkü çok fazla dinamik bir olay olmuyor burada. Bakın genellikle dümdüz okumuş arkadaş. Şimdi bunun mix'ini en son şurada şeyle limiter'la ve clipper'la biraz yükselttim. E, çünkü çok fazla bir e, tonal müdahaleye gerek duymadım. Sebebi de şu genellikle sample bazlı, sample tabanlı müzik yapıldığı zaman bu sample'lar bir kick sample'ı e, genellikle bir kick'in duyulması istendiği gibi mixlendiği için hazır gibi duyuluyor. Yani siz kick'i mümkün mertebe tek başına tınlatırsanız üzerine aynı anda vuran çok fazla bir enstrüman olmazsa yani kick'in üzerine bas da gelmezse veya snare'in üzerine gitarlar da gelmezse zaten çok fazla bir mix durumu olmuyor. Ve bu drill müzikte de şöyle bir şey fark ettim. Yani kick T anda vuruyor bas kickle beraber vurursa bas kike duck ediliyor. Yani kike yer veriyor ve demek ki T anda vurmuyor. Kick bas şeklinde geliyor. Yani kick ve bas üst üste gelmiyor çoğu zaman. Snare vurduğu zaman da aynı şekilde. Ve zaten kick, bas ve snare ve vokaller orta section'ın büyük bir kısmını işgal ediyorlar. Yandaki enstrümanlar da neredeyse böyle dekorasyon gibi, baharat gibi. Yani orada çok fazla bir e, enstrümantal bir şey yok bütün fokus kickte, basta ve vokalde. Ve bunlara da bol bol yer bırakmak üzere tasarlanmış bir tarz bu. Şimdi bakın bu miximiz nasıl oldu? <laughs> İnşallah güzel günler yakında gelecek gelecekti bulanı sandın kalmadı ki seçenek babalar her zaman vibe Öğrendim iki ay daha yetenek nam nam Yedim bitirdim sanki bu mix vech Hmm tadından yenmez Görmen için gerek mercek fizikler On numara hatunlar bir içim su Ortamda herkes çok hızlı Bu işin sonu gelmez 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 Bas kaza aşkım bas gaza. Hedefler İspanya aşkım bas kaza Kafalar kafa Bas kaza aşkım bas kaza Ödetmem hiç kira Bas kaza aşkım bas kaza Yaşıyoruz şansa Kırr. Yani çok fazla atla deve bir mix taklası atmaya gerek yok Vokalleri iyi kaydedip iyi senkronize ettiğiniz takdirde Ondan sonra bas ve kick'in sample'larını güzel seçtiğiniz takdirde Veya synthesizer'ı e, arzuladığınız şekilde programladığınız takdirde Var olan bir beat'in üzerine de orijinal bir beat yazdığınız takdirde hızlıca şarkınızı çıkmamanız için hiçbir sebep yok. Umarım ki aşağı yukarı böyle bir prodüksiyon nasıl yapıldığına bir fikir vermişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.